Z kuşağının sorunları ile ilgili İYİ Parti grup önerisi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Ben açıkçası bugün benim de bir birey olduğum Z kuşağı aslında kimler? Bizim gerçekten problemlerimiz ne? Onlardan bahsedeceğim. Gerçek sorunlarımız, beklentilerimiz de biraz ondan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi farklı kuşaklar tarafından Z kuşağının nasıl algılandığını biliyorum. Birincisi bu her zaman böyleymiş. Yani baktığınız zaman gençler tarihin her döneminde marjinal gözükmüş. Hatta farklı oldukları için suçlandıkları dönemler dahi olmuş. Bunu Sokrates'in sözlerine baktığımızda da görüyoruz. Sümer tablet'lerine baktığımızda da. Yani bu yeni bir durum değil. Kullanmak için böyle çok heyecanlı olmamamız gerekiyor bence siyasetçiler olarak. İkincisi, gençlerin istediği şey temelde nüfusun o kadar da genç olmayan diğer bireylerinin istediklerinden çok da farklı değil. Ben bunu böyle çok cinsiyetçi, çok şekilci ve genç bir birey olarak çok kullanıldığımı hissediyorum bir Z nesli üyesi olarak. O yüzden bugün aslında biraz da üzülerek konuşuyorum. Şimdi biliyorum geçtiğimiz hafta İYİ Parti önem verip gençleri toplamış, dertlerini dinlemiş. İyi niyetli olduklarını da biliyorum. Ama bizim istediğimiz tam da aslında bunun aksi. Biz sizinle aynı masada oturmak istiyoruz. Karşınıza alıp edilgen bir şekilde dinlenilmek istemiyoruz. Mesela bugün arkadaşımız konuştu HDP'den. Referandum sonrasında biliyorsunuz genç vekillerimiz geldi meclisimize. Bizde de 5 tane genç vekil var. Bence bu efsane bir şey. Keşke gençler olarak burada konuşsak da bizim adımıza konuşulmasa. Bu çünkü 50 tane erkeğin aynı masada oturup kadın haklarını sabahtan akşama konuşması gibi bence bu kadar absürt duruyor. Bunu buradan belirtmek istedim. Ve aynı zamanda Meral Hanım gençlere iş verilmediğini söylemiş. Yani düşünürken şöyle dedim, ablacığım sen de vermiyorsun ki, burada hiçbir genç yok İYİ Parti sıralarına. Keşke daha çok genç olsa, biz gençlerin problemlerini tartışmasak da gerçek problemleri tartışsak. Çünkü ben artık Z kuşağı problemlerini tartışmak istemiyorum açıkçası mecliste, ama sürekli bu konu açılıyor. Son olarak benim burada tek başıma bulunmam da yetmez. Bence benim her görüşten arkadaşa burada alan açmak gibi bir sorumluluğum var. O yüzden burada boş sözlerin dışında yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Biz Politika Araştırma Grubu isimli bir grup kurduk, oluşum kurduk. Bu yapıyla birlikte hangi görüşten olduğuna bakmadan gerçekten dertli arkadaşlarımızı mecliste buluşturduk. Ve şu anda bizimle birlikte çalışan, çok farklı belki benimle siyasi görüşten yüzlerce arkadaşımız var. Bunun böyle devam edeceğini de umuyorum. Son olarak şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Biz Z kuşağıyla birlikte sizi iktidardan götüreceğiz ifadesini de çok şekilci buluyorum. Çünkü bizim istediğimiz ne biliyor musunuz? Biz Z kuşağıyla birlikte yürümek istiyoruz. Burada 5 vekilimiz var benim gibi. Bunun temsil için yeterli olmadığını da biliyoruz. Daha fazlası için de uğraşıyoruz. Farklı siyasi partileri motive etmek için de uğraşıyoruz. Gençlerle köprü kurmak için de. Arkadaşlarımızı, gençlerimizi kullanmak değil, onlarla bence birlikte yol yürümek önemli. Son olarak da vekilliğin açıkçası şeklinde ibaresinin biçiminde olarak değiştirilmesi için önerge vermek ya da salt konuşma yapmak olmadığını düşünüyorum. Bence vekillik makamı öneri sunma, aksiyon alma makamı. Böyle konuları da çok açıkçası magazinsel buluyorum. Gençlerin de bunlara uymadığını ben buradan her siyasi partiye, her vekilimize iletmek isterim. Aslında ben bugün size salt yapılanlardan bahsedecektim ve yapmak istediklerimizden. Fakat konuşmaların gidişatını görünce birkaç şey eklemenin farz olduğunu gördüm. Birincisi, gençlere oy verilmeyeceğinden sıklıkla bahsediliyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda çok bahsediliyor. Çok kısa bir araştırma yaptım hemen buradayken telefonumdan. Son 3 seçimde de benzer konuşmaları çokça görmüşüz. Ama gençler kime oy verdi? AK Parti'ye oy verdi. Demek ki konuşmak da olmuyormuş, çalışmak da oluyormuş. Ben çok kısa... Tabii gençler burada çalışmalardan hoşlanmayabilirler, oy vermeyebilirler. Demokrasi böyle bir şey. Ama çok kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Tüm enerjinizi bir kişinin ve bir grubun iktidardan gitmesine ayırdığınız zaman biz sadece 3 şey düşünebiliyoruz. Birincisi, kendinizle ilgili konuşmayı engellemeye çalıştığınızı. İkincisi, başarısızlığınızı. Üçüncüsü de aslında iktidardan gitmesini istediğiniz grubun ne kadar başarılı olduğunu. Bu noktada da Allah kimseye böyle uzun ve kurumsallaşmış bir başarısızlık nasip etmesin diyerek konuşmalarıma devam edeceğim.
Diğer bir nokta gençlerin mutsuz olduğu noktasıydı. Bu noktada ben de araştırmaların sonuçlarından çok memnun değilim. Bu konuda naçizane ben de çalışmalar yapıyorum. Hangi alanlarda? Sosyal hayat, eğitim ve istihdam alanlarında. Fakat açıkçası yani madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela evet burada vekiliniz gelip evet oldu yine olacak derken siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken, yasinler yanarken mesela, Aybük öğretmen artık aramızda yokken bu gençlerin asla mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da baktığınızda Eren hiçbir zaman 17 yaşına giremeyecekken, Bedirhan bebek hiçbir zaman büyüyemeyecekken bizi mutlu olmamızı bekleyemezsiniz burada. Gencecik kızlar, bunu söylemeye bile çekiniyorum. Pislik teröristler tarafından tecavüz edilirken dağda nasıl mutlu olmamızı bekleyebilirsiniz ki? Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman gerçekten çıkın burada yürekli bir şekilde, tutarlı bir şekilde ciddi adımlar atın. Biz bugün maalesef herhangi bir ülkenin yaşadığı şeyleri yaşamıyoruz. Baktığınızda mesela 700'den fazla saldırı geliyor sınırımıza 1,5 sene içerisinde. Biz sınırlarımızı korumak için, teröristlerle mücadele etmek için bir harekat başlatıyoruz. Ve maalesef kendi meclisimizde burada eleştiriler görebiliyoruz bunun sonucunda. 16 yaşında bir genci, 20 yaşında benim yaşlarımda bir öğretmeni, bebekleri katleden insanların cenazesine giden vekiller görebiliyoruz aramızda. Ya da bunun sesini çıkarmayan vekiller de görüyoruz. Bence aynı şey. O sebeple bunları gördüğümüz için maalesef böyle şeyleri görmezden gelip başka şeylerden bahsedemeyiz. Baktım çok kısa, PKK ile mücadele kapsamında 84'ten beri 1,5 trilyon dolar harcamışız. Bunu insanlar yaşasın diye harcadık. Kadınlar tecavüz edilmesin kadınlara diye harcadık. Bugün çocuklar daha kaçırılmasın diye harcadık. Kurban eti dağıtılan çocuklar, yasinler yanmasın diye harcadık. Bakıldığında öğretmenlerimiz, o gür sesli, güzel sesli öğretmenlerimiz, gencecik öğretmenlerimiz öldürülmesin diye harcadık. Ha tabii ki burada Hatip bir soru sordu. Kaç gence burs verilirdi? Kaç gence iş imkanı oluşturuldu diye? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu parayla bakıldığı zaman çok şey yapılabilirdi. Evet, birçok meblağıyla da öyle. Sadece mesela TOG'un maliyetine bakıyorum fabrikanın. 540 tane otomobil fabrikası açabilirmişiz biz bu parayla. 2 milyondan fazla gence istihdam sağlayabilirmişiz. Ama tabii ki tüm bunlar devam ederken, bunlar bizi yıldırdı mı? Asla. Biz bunlara devam ederken aynı zamanda 782 tane gençlik merkezi açtık. Yurt yaptık, çok affedersiniz. 350 tane gençlik merkezi açtık. 350 inovasyon atölyesi kurduk. Burada gençlere yazılım, kodlama ve robotik öğrettik. Türkiye'deki gençlere. Bakıldığında 129 tane gençlik ofisi oluşturduk. Bunlardan hiç bahsetmiyoruz tabii. 30 tane deney atölyesi kurduk. 55 bin gence yazılım öğrettik. Robotik öğrettik. Her sene 2 milyon gence dokunuyor bu bakanlığımız. Yapılan şeylerden de bahsetmeniz gerekiyor ki gerçekten haklılık payı olduğunu görebilelim konuşmalarımızın.